Arkadaşlar merhaba. Bugünkü videomuzun konusu akvaryumlarda kolay üreyebilen balıklar. Yani akvaryum ortamında da rahatlıkla üretebileceğiniz 10 tane balığı size aktaracağım bugün. Birincisiyle başlayalım. Birincisi benim en favori balıklarımdan lepistes. Tabii ki her ne kadar üretimi kolay desek de belli başlı şartları var. Bunları da sağlamak zorundasınız. Bunları sağlamadan lepistesi koydum neden üremiyor demeyeceksiniz. Öncelikle ufak balık olmasına rağmen akvaryum hacminin yine de belli bir miktarda olmasını olması gerekir. Yani en azından bir 40 litrelik akvaryumunuzun olması gerekir. Tabi üretim yapayım, daha fazla üreteyim. Hatta büyüklerine ayırayım, yavruları da bırakayım ya da yavruları boylandırma tankını alayım diyorsanız en azından bir 80-100 litrelik bir akvaryum koyacaksınız. İçerisine de bir erkek 3 dişe en az, hatta 4 dişi de olabilir. 2 erkek 8 dişi şeklinde ayırırsanız belli zaman içerisinde bir sürü yavrunuzun olduğunu da göreceksiniz akvaryumun içerisinde. Lipstesen avantajı şu, rengarenk farklı 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 kuyruklarıyla gerçekten çok güzel bir görünüm oluşturuyorlar. Hele ki bir de içerisine basit bitkilerden koyarsanız, bakımı basit olan bitkilerden, işte tilki kuyruğu gibi, elodea gibi bitkilerden de koyarsanız daha doğal bir ortam oluşturmuş olursunuz. Hem üretimin zevkine varırken hem de görsel olarak da tatmin olursunuz. Entleri de bu kategoriye koyabiliriz. Lepistes ya da entleri bu kategoriye koyabiliriz. Bana göre en fazla üreyen balıklarda en güzellerinden bir tanesi lepistes. Ayrıca ile ilgili şunu da ekleyeyim. Mesela bir batın eşleşmesinde 3-4 sefer hamile kalabiliyor. Yani 3-4 sefer daha doğurabiliyor. İkincisi arkadaşlar, plati, plati kılıç kuyruk, malibalı bunları da katabiliriz bu kategoriye. Bunların hepsi de dahil az önceki canlı doğuran diye geçiyor. Yani yumurtlamıyorlar, direkt kendi bünyelerinde doğum yapıyorlar. Platy için de en azından bir 50-60 litrelik bir akvaryum gerekiyor. Bu da aynı şekilde Lepistes gibi bir erkek 3 dişi şeklinde bakmanızı tavsiye ederim. Üretimi kolay. Bir tek yavruları biraz daha yavaş büyüyor. Hatta ciddi manada yavaş büyüyor da diyebilirim. Ama gerçekten kırmızı renkleri var. Sarı renkleri var. Çeşit çeşit bir sürü platy var. Kılıç kuyruk da aynı şekilde. Onlarda da 60 litre. molly balığında da en azından bir 60-70 litrelik bir akvaryumunuzun olması gerekir. Onlarda da dişi erkek oranla aynı şekilde ayarlarsanız çok güzel akvaryumda üretimini yapabilirsiniz. Üçüncü olarak akvaryumların aslında sevimli olan ama en arsız balığı diyebileceğim zebra cikletler var. Bunlar gerçekten çok kolay ürüyorlar. Tek eşli balıktır. Yani bir erkek bir dişi şeklinde beslersiniz müthiş derecede agresif olurlar üreme dönemlerinde ve en azından bir 80 litrelik akvaryuma ihtiyacınız var. Yavruları bir iki ay sonra koyacak yer bulamazsınız. Dolayısıyla aslında verebilecek bir yerde bulamayabilirsiniz. O yüzden de özellikle son dönemlerde artık hobicilerin çok fazla beslemediği bir balık türü. Fakat çok kolay ürüyorlar. Çok çok kolay ürüyorlar diyebiliriz. Bir de şu var. Zebra ciklete zebra danyolarla karıştırmayın. Birbirinden farklıdır. Öteki danyoların üretimi daha zor. Dördüncü olarak kribensiz diyebiliriz. Belki çok fazla duymamışsınızdır ama ben bir dönem besledim. Gerçekten kolay üremeleri var ve bir anda da çok fazla çoğalabiliyorlar. Özellikle mesela ışık gören bir yerde üretim yapmıştım ben. Güneş direkt vuruyordu. İçerisi yemyeşil olmuştu. O yeşil su yavruları büyüttü. O yeşil suyu birazcık böyle azalttığım zaman bir baktım ki içeride bir sürü yavru var. Yani bir Hindistan cevizi kabuğu koyarsanız bir çift bu da tek eşli bir erkek bir dişi koyduğunuzda kribensis balıklarınızda çok rahatlıkla büyüyecek. Tabi bunun için de en azından bir 100 litrelik akvaryumunuzun olmasını tavsiye ederim. Bir diğer arkadaşlar vatozlar cüce vatozlar tabi normal büyük vatozları üretmeniz çok zor ama cüce vatozlarda en azından bir 30 litrelik akvaryumda çok güzel vatoz üretim küpü de koyarsınız. Bir dişi bir erkek koyduğunuz zaman çok rahatlıkla üretimini yapabileceğiniz bir balık. Tabi akvaryumun içerisinde avcı balıklarında olmaması gerekir. Ben mesela lepistesin bulunduğu akvaryumda çok rahatlıkla vatozlarımı da üretiyorum. Yıllarca da aynı şekilde vatozlarım ürüyor. Her akvaryumda gereken bir balık biliyorsunuz. Akvaryumun temizlik bekçileri de diyebiliriz. Bu nedenle vatoz balığını da üretmenizi tavsiye ederim. Çeşit çeşit renkleri var. Albinosu var, siyahı var, beneklileri var ve oldukça da dayanıklı balıklardan bir tanesidir. Hatta ben de şu anda 8-9 yaşında bile vatoz balığım var. Yıllardır binlerce balık üretmişimdir. Bir diğeri melek balığı. Melek balığı diğerlerine göre biraz daha zor diyebiliriz. Yani daha fazla çaba gerekir. Atayım bir akvaryumun içerisine kendi kendine üresin derseniz zordur. Çoğu anne baba yavruları belli bir vakitten sonra yiyorlar. Hatta yumurtalık zamanlarında bile yiyebiliyorlar. Yumurtadayken ayırabilirseniz çok güzellikle melek balıklarını da ayrı bir akvaryumda üretebilirsiniz. Yani Yavrular yumurtladıktan sonra onları ayrı bir yere koyarak hava motoru takarak hava vererek ve özellikle de yavrular serbest düzüşe geçtikten sonra artemiye ile besleyerek çok rahatlıkla melek balıklarını da üretebilirsiniz. Ama dediğim gibi diğer maddelere göre biraz daha fazla çaba gerekiyor. Diğer maddemiz arkadaşlar sarı prenses. Bunlar malevi türünden, malavi türü cikletlerinden ve çok güzel sapsarı adından da belli zaten sarı prenses balıklarını da her ne kadar eskisi kadar popülaritesi kalmasa da üretebilirsiniz. Tabii bunun de en azından bir 120 litrelik akvaryumunuzun olması gerekir. Sarı prenseslerin en azından bir akvaryum hacminin bu şekilde olması gerekir. Bunlar da koloni balığı yani bir erkek dört dişi şeklinde beslemeniz gerekir. Ve tabi saklanma yerleri çok 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 fazla olmadığı sürece sarı prensesleri kusturarak, dişilerini kusturarak üretim yapmanız gerekir. Ayrı bir tanka dişilerin ağzında tuttukları balıkları belli bir vakit sonra, yani en azından bir 17-18 gün sonra, 20 gün sonra kusturursanız yüzlerce hatta belli bir zaman sonra belki binlerce sarı prenses balığınız olacaktır. Diğeri mücevher ciklet. Bunlar yumurtluyorlar. Ağızlarında tutmuyorlar yavruları. En azından bir 140 litre akvaryum gerekiyor. Tek eşli olarak mücevher cikletler Biraz daha zebra ciklete benziyor aslında. Ama onun kadar yavruları değersiz değil. Bu nedenle mücevher cikleti de düşünebilirsiniz. Üretimi çok fazla zor değil. Kendileri zaten anne baba yavrulara bakıyorlar. Bir diğeri yunus ciklet. Yunus ciklet de birazcık sarı prensese benziyor. Yalnız bunlar için akvaryum hacmi çok yüksek olması lazım. Ben çok uzun yıllar baktım. Gerçekten yunus çikletin bakımı çok ayrı çok güzel. 300 litre tabii ki bir akvaryumunuzun olması gerekiyor. Bir erkek dört dişi şeklinde bakabilirsiniz. Müthiş zevk alacağınız bir balıktır. Bu da aynı şekilde kusturma yöntemiyle üretim yapabileceğiniz balıklar arasında. Diğeri olarak her ne kadar tam olarak balık diye belki kategorize etmeyebilirsiniz ama karidesler diyorum ben. Karidesler de gerçekten düşük hacimlerde 20 litrelik bir hacimde bile güzelce mos bitkisiyle içerisini kaplarsanız yüzlerce karidesinizin olması içten bile değil. Yani biliyorum 1 litreye bir karides diyorlar ama ufak hacimlerde bile karidesler oldukça fazla çoğalabiliyorlar. Tabii ki yine de akvaryum suyunun çok çabuk bozulmaması açısından ben mesela 170 litrelik akvaryumun içerisine karides koydum. İçerisinde hiçbir zaman 100'den 200'den aşağı karidesim olmuyor. Belki binlerce oluyor ama ben görmüyorum ve bunların gerçekten seyir zevkide güzel, ufak mesela nano dediğimiz bir akvaryum yapıp içerisine karideslerle doldurabilirsiniz. Oldukça seyir zevkide güzel olacaktır ve kendi kendilerine de üreyeceklerdir. Tabi akvaryumun içerisine Japon balığı gibi ne bileyim melek balığı gibi avcı balık koyduğunuz anda da o karidesleri kaybedersiniz. Arkadaşlar bunların haricinde de birçok kolay üreyen balıklar var. Ben en fazla pet shoplarda ve çevrenizde de bulabileceğiniz balıklardan bir derleme yaptım. E şunları da söyleyebiliriz. Mesela cüceciklet grupları var. Onlardan da çok güzel üreyen balıklar var. Kakadu olsun, pandurini olsun. Ne bileyim bunların haricinde biraz daha zor da olsa işte bolivyan, ramirezi türleri. Güzel, seyir zevkide yüksek balıklar. Ev hayatı yaşayan balıklar aslında bir nevi. Çok yüksek akvaryum hacmi de istemiyorlar. Ama tabii ki bulmak biraz zor. Etrafınızda bulması biraz daha zor. Bir de yaşam şartlarını oluşturmak diğerlerine göre biraz daha zor. Yani daha hassas balıklar. Tabii bu saydığım balıklar da hassas ama onların akvaryum şartlarını oluşturmak diğerlerine göre biraz daha kolay ve ülkemizde de en favori balıklar bunlar. Özellikle lepistesi bu konuda tek geçerim. Hiçbir zaman piyasası da kendisi de ölmeyecek bir balık. Umarım sizin açınızdan faydalı olmuştur. Varsa sorularınız elimden geldiğince yanıtlamaya çalışırım. Yorumlar kısmına yazabilirsiniz ya da eklemek istediğiniz ya şu balıkta çok kolay ürüyor dediğiniz bir balık varsa onu da aşağıya eklerseniz sevinirim. Bizim için de bir bilgi olmuş olabilir. Bazen unutabiliyoruz. Tekrar görüşmek dileğiyle hepiniz sağlıkla kalın.